Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün poşetlerimizi hazırladık. Bunun gibi eski olan kıyafetlerimizi, tablolarımızı, evde kullanmadığımız eşyaları, ayakkabıları, her şeyi olabildiğince aldık. Bunların hepsini Tatav'la Yardımlaşma Derneği'ne götüreceğiz. Tatav'la Yardımlaşma Derneği'nin ne olduğunu birebir kendi ağızlarından dinleyeceğiz. Hatta ben bunu dün oradan aldım. 10 TL'ye aldım. Koton bu. Hiçbir şekilde yırtığı, çiziği hiçbir şey yok. Biz de öyle eskimiş olan eşyalarımızı şu anda götürüyoruz. Bir dükkana bakalım. Dükkanın bulunduğu yer Panga Altında, Ramada Otel'in arka taraflarında kalıyor. Ayrıntılı adresini açıklamalar kısmına yazacağım zaten. Böyle küçük, minik, güzel bir yer. Merhabalar öncelikle. Nasılsınız? Şimdi öncelikle bir sorum var. Tatavla Dayanışma Derneği nedir? Tatavla ismi nereden geliyor? Tatavla Kurtuluş'un eski ismi. Burada da dayanışma, buradaki mahallelinin işte dayanışmasına ön ayak olmak için ve öğrencilere burs sağlamak için kurulmuş bir dernek. Öğrencilere pazar. Bursu nasıl veriyorsunuz? Burada ürünleri mi satıyorsunuz ya da ürün mü alıyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Ona ben cevap vereyim. Bursa olan öğrenci olarak. Yani burada Tatavla'nın ismi bir de ek olarak şey de var, yani mahallenin de kullandığı bir isim olduğu için. Eski hani, Panga Altın adı mı oluyor? Evet, ya yani ilk Kurtuluş. İsmi evet Kurtuluş Hattı'nın. Tam mahalle sınırlarını bilmiyorum ama Tatavla ve halen mahallenin Tatavla dedi. Ve bu mahallenin kurduğu bir şey. Yani biraz temel işleyişimiz şu şekilde oluyor. İnsanlar burayı kullanmadıkları, dolabını bir kenarına attıkları işte ya da çöpe atacakları şeyleri getiriyorlar. Biz burada onu ikiye ayırıyoruz. Bir kullanılabilir, iki kullanılamayan olarak. O gelenlerin kullanılamayanlarını belediyeyle ya da başka kurumlarla anlaşıp geri dönüşüme bırakıyoruz. Örneğin şu tarafa yığıyoruz. Bu doğruya yığıyoruz. Kullanılabilirleri de ilk önce temizliyoruz, bakıyoruz ve... Temizliyoruz derken makineniz mi var burada? Yok ya çok... Kuru temizleme gönüllü aslında o da. Evet. Temizleniyor. Sonra raflara işte askıları... Raflara diziyor, evet. Ya, bazı şeylerde mesela kitap gibi ya da şey gibi antika pazarına gidebiliyor, yani internette de satış yapabiliyoruz. Yani böyle detaylı şekilde yapıyoruz. Zaten biraz mantığımızda hani buradaki ürünlerin mümkün olduğunca ucuz, mümkün olduğunca yoksullara gitmesi üzerine kuruluyoruz. Onun için en fazla ürünümüzü örneğin 30 lira şeklinde. Mesela veriyoruz. 30 liraya ne veriyorsunuz burada? Ben de 30 liraya hiçbir şey vermedim. En pahalı 20 liraya verdim. Yani bir takım işte ceketi 20 liraya ben kendim aldım, öyle söyleyeyim hani. Ya ben başka orada markalı takım elbiseler evet, gördüm evet, gerçekten hani, de yak duruyor. Böyle marka, bir sürü markadan hemen gördüm. Her şeyler var, böyle kıyafetler var. Ben bir ceket almıştım, 20 liraya almıştım. Bazı dönemler kermes, işte kitap kermesi, işte kıyafet için kermes ayları, zamanları, dilimleri oluyor. O zaman daha uyguna işte 5 lira, 10 lira daha uygun. Zaten 5-10 lira geliyor. Evet evet, ya en fazla satılan şey bot oluyor. O da marka bot ve o da 30 lira oluyor. Hani mümkün olduğunca daha ucuz ve daha zaten gelen insanlar da genellikle benim gibi öğrenci ya da genç işçi çalışan kesim oluyor. Hani biraz daha bu alamayacak durumda olanlar oluyor. Hani bu geliri de bu derneğin masrafları çıktığında geri kalanlarını öğrenciye burs olarak veriyoruz. Onu da şöyle yapıyoruz. Örneğin ben burs alan bir öğrenciyim. Haftanın iki günü burada gönüllü olarak tırnak içerisinde çalışıyorum diyeyim. Nöbet tutuyorum. Buranın derneğin şey için çalışıyorum. Ve hani onun karşılığında da yüzlü bir miktarda burs alıyorum. Onun dışında şöyle bir şey de yapıyoruz. Her şeyi satmıyoruz. Mesela yoksul olan, ihtiyacı olan insanlara doğrudan da verebiliyoruz. Ya da mesela battaniye geliyor, hasta bakım malzemeleri geliyor. Onları kesinlikle satmıyoruz. Onları doğrudan yine yoksullara veriyoruz. İhtiyaç sahiplerine veriyoruz. Yani başka kurumlarla da, başka dayanışma ağlarıyla da, daha doğrusu kurum belki şey olur da, hani örneğin bu Bostan dışında mesela, yani Meksika kahvesi de satıyoruz mesela. Zapatista kahvesi. O da kolektif çiftliklerden aynı mantıkla geliyor. Dayanışarak üretilen ve burada da o kolektif çiftliklerin bağı olan bir kurum tarafından bize geliyor. Mesela bunlara da şey yapıyoruz, hani öne ayak oluyoruz ya da mesela Ovacık'tan insanlarla... Ovacık'tan gelen, Ovacık... Fasulye var. Evet, yani, Ovacık da biliyorsunuz öğrenciler işte fasulye, nohut satıp bir burs bağlıyordu. Onlarla da hani iletişim var buranın. Oradan gelen ürünleri burada satıyoruz, dayanışıyoruz.
Peki internet adresiniz ya da internet siteniz bir şeyiniz var mı? Instagram'da bir sosyal medya var. Sosyal medya hesabınız nedir acaba? Instagram'da Tatavla Dayanışma Pazarı şeklinde. Tatavla Dayanışma Pazarı. Aynen. Peki ben bir öğrenci olduğumu düşünün. Evet. Ben burayı nereden bulacağım ya da nasıl buraya başvuracağım ki ben buradan az da olsa Bursa'lıyım. Ya bu burada genelde... Mesela sen Aydın burayı nasıl buldun? Şöyle ben aslında buranın kermesine doğrudan katıldım. Yani burada şey yaptım ve orada bir tanışıklıkla, dernek üyeleriyle, dernek kurucularıyla hani bir tanışıklık üzerinden buranın gönüllüsü oldum ilk önce. Hı hı. Ve ondan sonra aslında biraz daha o burs işine girip, burs işi bir ikinci aşama olarak oldu aslında. Yani ilk önce burada bir gönüllü olarak çalıştım. Gönüllü olarak bu dernek için şey yaptım. Nöbet tuttum vesaire vesaire ya da işleyişi işledim ve ondan sonra şey oldum. Yani aslında böyle bir mail adresi, bir ne bileyim forum gibi böyle çok bürokratik işler değil. Aslında doğrudan emek verenin de bir yaptığı bir durum yaratıyoruz. Çünkü o hem ticaret hem o bürokratik işlerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyoruz. Ya burası bir ticarethane kesinlikle değil. Onun altını çizmek gerekiyor. Ticarethane değil, burada dayanışma ön planda tamamıyla. Gelen burayı aslında buraya eşyalarını bırakan. İşte ben bunu kullanmıyorum ama ben kullanmıyorum, sevmiyorum ama bir başkası severek giyecek, severek okuyacak, severek izleyecek, severek evinde bulunduracak belki buraya bıraktığı şeyi. Onu bağışlıyor aslında. Hani bir maddi olarak bir şey, bir para değil yani bıraktığı. Bıraktığı her şey buraya bağış. Yeri geliyor işte hani biz bile kendi kullanmadığımız şeylerimizi bırakıyoruz. Bakıyoruz işte başka güzel bir şey. Yani kendi hoşumuza giden falan bir şey buluyoruz. Hani uygun bir miktara biz alıyoruz. Bu şekilde ilerliyor. Yani çöpe atmıyoruz. Çöpe atmıyoruz. Bu arada kullanılmayanlar da hani ya işte kullanılabileceğini düşünülüyor işte ya da alınmıyor vesaire, çok fazla rafta kalıyor vesaire, öyle ürünler de geri dönüşüme gönderiliyor, yine çöpe atılmıyor. Ya zaten biz şekilde hani şey diyoruz direkt, mesela bazen insanlar kendileri seçmek istiyorlar hani hangisi kullanılır hangisi kullanılmaz, ya biz diyoruz ya doğrudan bize getirin, hani poşete koyun ve getirin. Evet, hani çok fazla hani bariz bir yıpranmışlıktan bahsetmiyorum, hani söküktür, kildir falan filan. Yani siz buraya getirin, yani biz onu bir şekilde değerlendiriyoruz. Yani hani sizin ayırmanıza gerek kalmıyor diye. Hatta yani yapabiliyorsak mesela bazı insanlar şey diyebiliyorlar, yani getireceğim ama çok fazla. Örneğin üniversite sınav kitapları çok ağır oluyorlar. Evet. Ya onu da yine aynı şekilde hani başkasından yardım alarak araçla vesaire biz de gidip alabiliyoruz. Ya zaten daha çok mahallenin içinde olan bir şey, daha çok mahallenin getirdiği bir durum. Yani biraz daha bu şekilde yapıyoruz o işi. Ya biz normalde evde kullanmadığımız şeyleri alıyoruz eşimle. Çöp kenarına koymaya çalışıyoruz. Ki genelde çöp kenarına koyamıyoruz. Normal poşetin içine atıp çöp kovasına atıyoruz. Ve hiçbir şekilde geri dönüşüm olmuyor. Zaten o diğer çöp konteynerler var ya, bu geri dönüşüm konteynerleri. Onların da biz gerçekten sağlıklı olduğunu da inanmıyoruz. Çünkü içerisinde çok fazla su atın oluyor, sigara hizmet atın oluyor, evet, çöpün atın oluyor. Ve o eşyalar kirleniyor, küf oluyor. Hani böyle bir şeye denk geldiğimiz bizim için de çok büyük avantajı oldu. Ben bu gömleği mesela buradan dün aldım ve 10 TL'ye aldım. Koton marka bu ama niye 10 TL onu hala bilmiyorum. Hani fiyat skalanız nedir? Az çok onu da öğrenirsek. Ya şöyle, yani teker teker sayarsak işte tişörtlerimiz 5 lira. Gömleklerimiz, eteklerimiz, bluzlarımız 10 lira. Pantolonlarımız da 10 lira. Elbiselerimiz de 20 lira. Fark etmez. Elbiselerimiz de 20 lira. Kitaplar mesela hani... Ya kitaplarımız da 5 lira. Dergiler 1 lirayla 2 liraya gidiyor. Ya kitapları daha çok zaten kitap kermesi şeklinde yapıyoruz. Onun dışında belgesel var, film var. Onlar da 1 lira veya 2 lira şeklinde oluyor. Ya işte burada neden 10 lira? Çünkü hani zaten pahalısı dışarıda var. Evet. Yani bizim olayımız biraz daha insanların hem İhtiyaçlarını azaltmak aslında. Evet, hani tüketim çılgınlığı dediğimiz bir şey gerçekten var. Bunu minimuma indirip bu şekilde de hallolabiliyor yani. Peki durum. İnsanlar neden hani bunu alıyor, bir ay kullanıyor, sonra bundan vazgeçiyor? Ama buna Aydın'ın ihtiyacı var. Bu güzel bir şey. Bunu yapabiliyor olmanız güzel bir şey. Hani çünkü mesela başka yerlerde olsa büyük bir ihtimal herkes burada kendi seçerdi, burada çalışan ya da nöbet tutan öğrenci arkadaşlarımız kendi evine alırdı, götürürdü. Hani aranızdaki derneğin dayanışması da kuvvetli ki, ya da güven duygunuz çok fazla ki herkes gönül rahatlığıyla bir şeyini getiriyor ve sizlere emanet edebiliyor. Bu önemli bir şey.
Ya hem buraya düzenli gelen, düzenli boy iş yapan, hem de düzenli bir şekilde buradan gelip satın alan insanlar var. Yani sonuçta ben bir öğrenciyim ve bugün mesela Türkiye'deki çoğu öğrenci çalışan da aynı zamanda. Ve hani doğal olarak benim giyeceğim kıyafetler ya da benim şeylerim, yani buraya para veremiyorum. Buraya para ayıramıyorum ve özellikle Türkiye'de kıyafet çok 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 fazla, pahalı. Ucuz olanlar, iki yere giyebiliyorsun ve ikinci yıkamada gidiyor zaten. Ve yani doğal olarak aslında oraya ulaşamıyorum. Biz bu ulaşma şeyini de yaratıyoruz biraz daha ve insanlara hani şunu da öğretmeye ya da insanlara şu mesajı da vermeye çalışıyoruz. Ya dediğiniz gibi bir şey illa sizin olmak zorunda değil. Bunu dayanışarak da çoğaltabilirsiniz. Hı-hı. Bugün gelir gömlek bırakırsınız, yarın buradan ceket alırsınız. Hani bu herkesin bahsettiği işte o ekonomik krize de yoksulluk herkes vuruyorsa herkes bununla bir şekilde dayanışmalı. Bir şekilde eksik olanı şey yapmalıyız. Yani biz biraz daha bunun örneğini yaratmaya çalışıyoruz aslında ve bu örnek yaratanlarla bağ kurmaya çalışıyoruz. Evet. Yani sonuçta yoksulluk bir insana olan bir şey değil. Kesinlikle. Hani tatavladayız ama bunun arka mahalleleri mesela işçi mahalleleri vesaire vesaire yerler ve oradan insanlar geliyorlar. Yani ve buradaki insanların çoğu dediğiniz gibi bir seneyi bir pantolonla geçirmeye çalışan insanlar. Kesinlikle. Hani biz onları biraz daha hani yalnız, yani yoksulluğu yalnız dayanışarak aşmak gerektiğinden bahsediyoruz ve onun örneğini yaratmaya çalışıyoruz biraz daha. Peki daha farklı yerler açmayı planlıyor musun? Başka şehirlerde? Derneğin böyle bir fikri var mı acaba? Yani dernek sadece mahalle olarak ama bu tabii ki başka yerlere örnek olabilecek bir dernek. Zaten farklı örnekleri de var bildiğim kadarıyla. Yani İstanbul'un birçok yerinde, hani mahallelerde bu dayanışma pazarı kurulabilir. Gerek öğrencilere kurul olarak verilebilir, gerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilir. Yani örnekleri elbette çoğaltılabilir. Burası Tatavla dayanışma pazarı. Atıyorum başka bir nokta dayanışma pazarında kurulabilir tabii. Kurulursa eğer ona siz destek verebilecek tabii misiniz? Tabii ki. Onlar yani destek verebilecek mi? Doğrudan mesela bağımız olan ve fili olarak da ben karşı tarafta oturduğum için gittiğimiz mesela bir Çekmeköy dayanışma pazarı var. Orası da bayağı gelişim bir yer. Mesela ben hem üniversite arkadaşlarımdan hem de biraz daha orada oturan akrabalarından biliyoruz. Orası da mesela aynı işi yapıyor. Aynı zamanda atölyeler vesaire de yapıyor. Mesela orayla dirsek temasına geçebiliyoruz tabii ki de. Hani birbirimizle dayanışabiliyoruz, birbirimizin reklamını yapıyoruz daha doğrusu. Hani bunun mahalle arası özellikle yoksul mahallelerde çok fazla örnekleri görülüyor. Son dönemlerde daha fazla gözüküyor. Çünkü hani ekonomik kriz diyoruz, yoksulluk artıyor ve biz hani bunun alternatifini burada yapmak zorundayız. Biraz daha bunu yaratıyoruz yani. Hani veya yaratılan yerlerde fiili olarak da var olmaya çalışıyoruz. O zaman tam bir dayanışma derneği. Evet. Yani kısacası şunu sorayım. Evimizde ya da herhangi bir iş yerimizde ya da arabada fark etmez. Kullanmadığımız her ne olursa cansız varlık olacak. Kırık dökük olması problem değil. Mesela ben bir bardak buldum evimde. Burası kulpu kırık. Bunu size getirebiliyor muyum? Şöyle getirenler de var. Yani şurada mutfak malzemeleri var. İşte kahvaltı tabakları falan var. Hı-hı. Hani bir yerinden işte çatlamış veya bir pürüzü var. Tabii yine de hani getirmişler ve burada neyin şöyle diyoruz işte bazen Aydın'da aynı arkadaşımızla söylüyorum. Yani neyi nasıl ayıracağımı henüz kavramış değilim. Evet. Başkalarına sorup ayırıyorum. Yani neyin nerede kime alıcı hiç alınmaz dediğim şey aa bu güzelmiş deyip alınabiliyor. Ya en kötü şöyle oluyor. Zaten biz dernek olarak kendimiz kullanıyoruz. Kulbu kırıksa kulbu hani biz kırıksa, burada bardak yani yapıyoruz. Yani şurada bardak yapıp biz hani buradakiler kullanıyor. Yani şunun kulbunun kırık olması bir alıcı için evet ben bunu alayım dedirtmese de ben buradan şu an bir satış yapıyor. Ben tutayım onu, hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Çok güzel oldu bence. Şu an çok iyi oldu. Yereye ne buldunuz? Bakabilir miyim? Tabii ki. Kitap. Ay, tutmak için şey, raftı. Açık yer tutmak için raftı. Şuraya kitap konuyor. Şöyle kitap verebilirim. Yok, aslında öyle olmak zorunda da değil. Rafın kenarına koyuyorsunuz. Evet. Şöyle. Diye bu. Aslında onu taşıyor gibi görünüyor. Eşinin de olması lazım ama mesela eşi yok. Yani çünkü yani, evet. Ama şey yapıyoruz yani eşi yok diye de ya bizim için takım olması önemli değil. Bizim için işe yaraması önemli biraz. Ve 1 lira. 1 lira evet. Süper. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Çok güzel oldu. Kolay gelsin. Sağ olun. O zaman çok teşekkür ederiz sohbetiniz için. İnşallah böyle devam edersiniz ve inşallah daha büyük kitlelere de uzanabilirsiniz.
bizler de elimizden geldiği kadar sosyal medyadan inşallah bunları duyurmaya çalışırız. Eşim ve ben ve arkadaşım öyle her zaman destekçinizdir. Hatta bugün birkaç bir şey de getirdik. İnşallah daha devamı gelecek. En azından bulduğumuz her şeyi size getireceğiz. Hem de çalışmış olursunuz biraz. Son sözümüz şu olsun, izleyen herkes bir çıksın sokaklarda dolaşsın. İşte siz mesela bugün hani dün geldiniz ve böyle bir şey varmış dedi. Evet. Baksın mesela böyle bir şey varmış dedi. Elbet bir yer bulmuş mahallede ya da varsa mahalle çevresi yarar. Sonuçta biz hiçbirimiz dernek işi yapan profesyonel insanlar değildik. Yani böyle bir şey var yapalım dedik ve çok basit, çok ilkel bir işleyişle gidiyor. Alıyoruz ve ucuza satıyoruz. Hani çok bunun için çok bir şey bilmeye gerek yok. Ya yani bunları her yerde yaratmak bence daha önemli. Kesinlikle. Ya da yaratılan yerlere destek vermek. Ki biz zaten bugün gelirken bir arkadaş elimize poşet doldurdu. Hani onları ne yapacaksınız dedik, hani Tatavla'ya götüreceğiz. Orası ne dedi? Dedim, hani yardımlaşma derneği, yani senin iki sokak altında. Ya tamam dedi, bunları da ver dedi. Hani içine biz bakmadık doğal olarak ne olduğunu. Ve buraya getirdik ve direkt kabul ettiniz. Bu da güzel bir şeydi ki yani o adam artık Tatavla diye bir yardımlaşma derneği olduğunu biliyor. Başkalarını duyurur ya da duyurmaz bilemeyeceğiz ama elimizden geldiği kadar da duyurmaya çalışacağız her şeyi. Çok teşekkürler tekrardan.